en başında da söyledim. 4 tane Çınar kulübümüz bana kapılarını açtı. Burada herkese de mavi boncuk gibi dağıtmak istemem. Ama bu kulüplerde oynamak Türkiye'de iki futbolcuya nasip oldu. Bunu da siz de biliyorsunuz. Bir tanesi de benim, çok şükür. Dediğim gibi hepsinde çok büyük başarılar yakalayamadım ama hepsinin kalbimde yeri farklıdır. Ama sana çok dürüst cevap vereceğim. Galatasaray'da yaşadıkları, Galatasaray'da başardıkları, Galatasaray'ın beni Avrupa çapında futbolcu yapması ne benim Beşiktaşlığımı, ne benim Beşiktaş'a yakınlığımı değiştirir, ne de Galatasaray'da yaşadıklarımı unutturur. O yüzden Galatasaray'da yaşadıklarım her zaman benim kalbimin en farklı yerinde olacaktır. Yeniden forma şansı bulmak isterdim. Çünkü içimde bir ukdedir Fenerbahçe. Bütün her yerde bu kadar başarılar yakalamış birisinin orada da en azından bir tane at be kardeşim derdim kendi kendime. Fenerbahçe'de tekrar forma şansı bulmak isterdim. Çok da yakındım. Olmadı. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin de benim şu andaki bulunduğum kariyerimde çok büyük bir etkisi, çok büyük bir önemi vardır. Çünkü Fenerbahçe'de çok acı çektiğim için ben bugün buralara geldiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe'de acı çekmenin beni fiziksel olarak bunu söylemiyorum. Oynayamamak, antrenman yapamamak, kendine inanıp güvendiğin halde onların önünde olup oynayamamak ve ben çok duygusaldım. Eve de gelip hüngür hüngür ağlardım. Benimle beraber annem babam da ağlardı. O yüzden Fenerbahçe'nin benim bugünkü kariyerimdeki etkisi çok büyüktür. Evet, Fenerbahçe'de bir kez daha forma giyip bir tane gol atmak isterdim. Senon hocamın yanından geldim buraya. Hocamın yanından geldim. Hocamın da tabii ki de bizlerle alakalı bir düşüncesi vardır. Ama bana şu anda bunu bildirmedi. Bunu bana deklare etmedi. Mutlaka benimle alakalı bir düşüncesi vardır. Düşüncesi olduğunu da biliyorum. Biz beraber oluruz, olmayız. Bizim hocayla ilişkimizde en ufak bir bozulma olmaz. Ben yine onu çok seviyorum. Yine onun için çok mutlu olurum. Dua ederim. Ama Şenol hocamın aklında mutlaka benimle alakalı bir şey vardır. Yoksa da hiç önemli değil. O benim başımın tacıdır yani. Çok isterdim. Çok isterdim ama benim 20 yaşındaki kafam Şenol Güneş'le buluşsaydı Şenol Hoca'yı delirtirdik diye düşünüyorum ben yani. O yüzden iyi ki de 25'lerde falan buluşmuşuz. Şenol Hoca'yı rahat bıraktık ya, Allah'a şükürler olsun, hala Türk futboluna hizmet ediyor. Yani benimle 20 yaşında buluşmayı o da istemezdi. Aslan gibi başımızda şu anda, çünkü hiç doğru olmaz inan. Şimdi ben de proje görüyorum. Ben de 22 sene boyunca hep proje duydum. Ama hiç bunu tamamlayanı da görmedim, uygulayabileni de görmedim. O yüzden ben biraz yoğurdu üflemem gerekiyor. Kendi kariyerime, kendi kişiliğime, aileme zarar vermemek için. Çünkü ben futbolla yaşayan bir adamım. Başarılı olmak zorundayım ben. Ben başarılı olmak zorundayım. O yüzden bana gelecek insanlar da bunu bilmeli. Mehmet abi, biz sabır varsa, proje varsa gerçekten ve bu uygulanabiliyorsa, yoksa baktığımız zaman bu Galatasaray'ı da tebrik ediyorum şampiyonluğundan dolayı. Geçen sene bir projeye çıkan bir Galatasaray vardı. Ne kadar sıkıntılı bir durumdan bu sene proje bitti Mehmet abi, şampiyon olundu. Yani şimdi bir de buradan da bakmak lazım. Ama ben dediğim gibi hiç görmediğim proje ama varsa elini taşın altına koyacak, ben buradayım. Icardi çok önemli bir futbolcu. Ben Lille'deyken o da Paris Saint Germain dedi. Forma şansı bulamıyordu ama girdiği maçlarda her zaman çok etkiydi. Icardi'nin oyunculuğuyla alakalı söylenecek bir şey yok. Galatasaray'la kimyası tuttu. Galatasaray onu, o Galatasaray'ı çok sevdi. Bence devam etmeli. Bizlere izletmeli, izlettirmeli. Fakat Galatasaray'da her zaman çok iyi santraforlar oynamıştır zaten. Galatasaray'da her zaman çok iyi kaleciler oynamıştır. Bu Galatasaray'ın kültüründen geliyor. Icardi mutlaka kalmalı bence. Kalamazsa da Galatasaray Icardi'den daha iyisini alır. Çünkü bu bir gelenek Galatasaray'da. O süreç doğru yönetildi. Çünkü bu benim kararımdı. Hatta ben bunu eşime de söylemiştim. Daha Lille'deyken, yani milli takıma gitmeden bırakacağım demiştim. Çünkü şöyle bir şey var. Ben fizik olarak iyiyim. Ama pazar günü benim maçım bitiyor Lille'de. Koştur koştur milli takıma gidiyorum. Uçağa yetişiyorum vesaire vesaire. Bunlar beni artık yormuştu. Yani kazandın, kazanamadın, analiz yaptın, yapamadın, gol attın, atamadın. Şimdi bir de bu milli takım bu jenerasyonda bana en yakın olan 10 yaş benden küçük. Yani bunu da düşünmeniz gerekiyor. Ama ben elimden geldiğince yaptım. Bu tamamen benim kararımdı. Hatta bana çok da bırakma diyen hem yöneticilerimiz hem de hocalarımız oldu. Ama bu benim kararımdı. Hiç de pişman değilim. Çünkü en güzel şey bir futbolcu için, böyle kariyeri olan bir futbolcu için itibarsızlaştırılmadan bırakmaktır. Allah'ıma şükürler olsun ki ben hem milli takımı hem de futbolu bu şekilde bırakıyorum.
Valla 15'er dakika 4 büyük takımında da oynardım. Hepsinde oynardım çünkü hepsi benim için değerli, önemli. 15'er dakika hepsinin formasını giyer oynardım. Ama en son jübile öyle zannediyorum Mehmet Öz ile Şifo Mehmet yaptı diye hatırlıyorum. Hala aklımda, gelirini de bir yere bağışlamıştı. Ya o jübile falan değil mi, öyle bir şey olmuştu. Hala aklımda yani, onu da söyleyeyim. Ama jübileye falan yani bir el sallayıp bir alkışlı yapmadığın yerde jübilenin imkansız olduğunu düşünüyorum. Yani sizin 10 defa yapmıyorsunuz. Abi benim yaptığım yerde Zlatan'ın 10 defa yaptığı. Amili takımında Hollanda'ya yaptığım hat-trick gecesi çok mutluyduk. Ya ben dedim bu takımda olduğum için çok gururluyum. Kaptan, Allah'ım bana kaptanlığı nasip etti. İyi ki de buradayız dedik. Avrupa Şampiyonası'nın ikinci maçından sonra da odadan bile çıkmadım. Yani o zaman çok üzgündüm, çok kırgındım. Galler maçından sonra da çok şeydim yani, mutsuzdum. Onu söyleyebilirim. Emre Belezoğlu ve Nuri Şahin pro lisansları olmadan, hatta Arda başladılar. Emre Belezoğlu ve Nuri Şahin ile alakalı söyleyeyim. Bu adamlar başladı. Doğru mu yaptı? Doğru yaptı. Sonunda da gösteriyorlar. Harika iş çıkardılar. Harika işler yaptılar. Kendilerine güvendiler. İnanılmaz tecrübeleri vardı ve bu işe direkt başladılar. Çok iyi, iyi ki de başlamışlar. Pro lisansla alakalı 22 senedir oynamışım ben. Her kategoride oynamışım. Her şeyi kazanmışım. Amil takım kaptanı olmuşum. Bana birazcık öncelik verilmeleri bence kimseyi rahatsız etmemeli. Ben öncelik aldım demiyorum. Ne olur yanlış anlaşılmasın. Buradaki sözlerim çok önemli. Bana biraz eğer öncelik verilirse bence kimseyi rahatsız etmemeli. Böyle düşünüyorum ama çalışan, hiç futbol oynamamış gelen insanlara da saygımız, sevgimiz sonsuz. Ama bu lisans öyle bir şey ki, A lisansından bahsedeyim. Herkesin elinde A lisansı var. Yani bunu da bir kriter de getirilebilir. Ama Emre abi, Nuri Şahin bu işe direkt başladılar. İyi ki de başlamışlar ki sonuç ortada. Ben ve benim gibi kariyerli oyunculara biraz daha öncelik verilirse kimsenin gocunmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben de gocunmadım hiçbir zaman benden daha kariyerli insanlara. Ben ikinci bir insan değilim kesinlikle. Asla ikinci bir insan değilim. O gol için de asla ilahi adalet vesaire onları söylemem. Ben bugün söyleyebileceğim, o günü çok iyi hatırlıyorum. Fenerbahçeli arkadaşlarımın ne kadar üzüldüğünü, önce sevinip sonradan hepsinin çok kötü üzüldüğünü hatırlıyorum. Bursa'nın o golle birlikte orada bir şehrin havasının, kimyasının değiştiğini hatırlıyorum. Yani bir gol çok şeylere nasip oldu. Ama o günkü Fenerbahçeli arkadaşların üzüntüsü, o günkü Bursalıların sevinci bir golle oldu. Ama dediğim gibi ben kimseye bir kinim yok. Bugün Fenerbahçe'ye karşı oynasam yine elimden gelen en iyisini yapmak isterim. Ya da Beşiktaş'a ya da Galatasaray'a. Çünkü bunu da bana babam öğretmiştir. Sahada babanı bile tanımayacaksın diye. Çünkü benim ilk antrenörüm de babamdır. O yüzden ben oynadığım camialara her zaman sahiplenip gereğini yapmaya çalışan bir insanım. O günkü duygularımın da artık bu saatten sonra çok büyük bir önemi yok diye düşünüyorum.